Arkadaşlar merhabalar. Her zaman herkesin kafasına takılan bir soru. Özellikle NYK bujilerde. Sahte mi yoksa orijinal mi diye ayırt etmekte zorlanıyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi yeni, bir tanesi eski. Ama eski olan maalesef sahte buji. Bazı benzerlikler çok fazla. Şimdi onları tek tek bahsedeceğim. Şimdi eski olan sahte arkadaşlar. Bu yeni olan orijinal. Şimdi ilk baştaki aradaki farkı şöyle. Ben izah edeceğim. Arkadaşlar orijinalin pulu düşmez. Hiçbir şekilde düşmez. Yani ne kadar çıkarmaya çalışsanız da çevirerek de çıkartmaya çalışsanız da bu yerinden çıkmaz. Ama sahte olan da çıkarırken daha yanma odasında şey yapabilir. Yani bu çok rahat bir şekilde çıkabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bu birincisi. Bu birincisi basit olan. İkincisi şöyle odaklamaya çalışacağım. Şu dişle bitim arasındaki fark. Sahte de biraz uzun olur. Orijinalde biraz daha kısa olur arkadaşlar. Bu ikinci fark. Şimdi sahte de en büyük farklardan bir tanesi uç kısmı arkadaşlar. Şu uç kısmı. Bakın. Yani bir incelik yok burada. Böyle kalın oluyor. Tamam arkadaşlar. Orijinalinde ise bakın iğne ucu gibi ince oluyor. Aradaki fark bu. Sonraki farka geçelim. Şu arkadaki, şu manyotanın tam şu arkadaki punta var. Şöyle dikine baktığınızda arada bir boşluk göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şöyle odaklayayım ben bunu. Şöyle. Bakın şurada tam şu tırnağımın olduğu kısımda bir boşluk var. Arkadaşlar ile içeri doğru. Bu diğer fark. Bakın orijinalde ise bu fark yok arkadaşlar. Hatta şurada bir punta işareti olur. Şöyle bir punta işareti olur. Mesela şuradaki çapraz çizgiler. İşte burada 5 tane çizgi var. Tayland'da montaj yani üretilmiş bu. Bu 5 tane çizgi var. Mesela bunu
Aynısını yapmış arkadaşlar. Bunu Japon yazıyor hatta. Ama aralarında bir fark var arkadaşlar. Mesela bunlar girişi güzel. Sanki böyle bir şeyle çakılmış gibi. Numaratörle çakılmış gibi. Ama orijinalde daha stabil. Bir şekilde hepsi birbirine benzer. Sonrasında yazılarda bir fark oluyor. Daha derindir orijinaldeki yazının formatı, rengi. Sahtesi biraz daha belirgin oluyor ama buna kadar böyle birbirine çok benzetmişler. Arkadaşlar bunlara kadar benzetmişler. Arada benim gördüğüm çok aman aman bir fark yok. Daha öncesinde çok çok daha farklı etkenler vardı. Çok farklılıklar vardı. Şu an o kadar birbirine benzer yapıyorlar ki yani birbirinden ayırt etmek çok zor arkadaşlar. Bu araçta şöyle bir sıkıntımız vardı. Baktığınızda bir kurum yok, bir şey yok, sıkıntı yok, erime yok. Her şey güzel gibi gözüküyor. Ama ara ara bir vuruntu şeklinde bir titretmesi vardı aracın. Tabi bobinlerimizde de sıkıntı vardı. Ama bobinlerimizin en büyük bozulma sebeplerinden, ömürlerini yitirme sebeplerinden bir tanesi de sahte bujidör arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Güvenilir satıcılardan tedarik etmeye çalışalım. Burada amaç arkadaşların buji satın alırken en azından Timolus olsun. Yani sanayiden bir yerden alır, yedek parçadan alır veya da çok herkesin çok tavsiye ettiği bir arkadaştan almış olabilir. Bunu karşılaştırsınlar. Baksınlar yani. Bu yanlış bir şey değil arkadaşlar. Herkes birbirini sorgulayabilir. Bazen ürünler arasında karşılıklıkları da olabiliyor. Bazen parçacı da bunun farkında olamayabiliyor. Ama sizin farkında olmanız lazım. Ne olursa olsun aracınız sağlığı için yaklaşık 550-600 lira bir para veriyorsunuz bu bujiye. İnanın sahtesinin yani belki de %200 bir karla satıyorlar. Çok çok ucuz maliyetleri yapılıyor sahtesi. Gerçek iridium bu şekilde olması lazım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda da Denso markada da bu ayrımı yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.